Dolunay hocam bir kez daha hoş geldin. Merhaba. Hemen sorayım hocam. Oğlak Dolunayı ne zaman etkisini gösterecek? Ne zaman tam olarak başlıyor ve burçlar etkisi ne olacak? Şimdi 3 Temmuz'da gerçekleşecek Oğlak Dolunayı 11 derece Oğlak Burcu'nda. 30 derecelik parsellere ayrılıyor takım yıldızları ve 11. derecesinde olacak Oğlak Burcu'nun. Burada Ay'ın Jüpiter'le uyumlu açısını, Güneş'in Satürn'le uyumlu açısını görüyorum. Aslında yani baktığımız zaman çok problematik bir dolunay değil. Hani dolunaylar bazen çok gerilimli, çok stresli olabiliyor, zor açılar, dik açılar alabiliyor. Burada biraz daha desteklendiğimiz, biraz daha motivasyonumuzu yükselttiğimiz bir dolunay bu. Kesin kararlar aldığımız, yapmak için kolları sıvadığımız ve disiplinle, sabırla hareket ettiğimiz bir dolunay olacak. Şimdi Oğlak Burcu'nun yöneticisi Satürn retroya başladı. Dolayısıyla Plüton da retroda zaten Oğlak Burcu'na geri döndü. Yani aslında karma da bu konuların içinde. Yani ne ektiysek onu biçeceğimiz. Gerçekten hani karmanın gücünü göreceğimiz bir süreçte olabilir. Yaptıklarımızın veya bize yapılanların derslerini çıkaracağımız da bir süreç içerisindeyiz. Onu da özellikle belirtmek istiyorum. Şimdi burada insanlara karşı mesafe koymak gerekiyorsa mesafemizi koymak, sınırlar çizmek gerekiyorsa sınırlarımızı çizmek ve bir anlamdan da gerçekten cüzi irademizle kararlı olarak devam etmek önem kazanacaktır. Koç burçlarına geldiğimiz vakit onlar özellikle iş konuları, terfi, iş açma konularında bir sonlanma, bir netice alma durumundalar. Bir projelerinin bitişi, bir konuda artık tıkandığını fark etmesi, bu tıkanıklıktan çıkmak istemesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Yepyeni bir sayfa açacak aslında koç burçları bu anlamda ve hem evlilik belki hayatlarına dahil olacak. Yeni bir aile kurmak dahil olacak. İşle ilgili yeni bir oluşum, yeni bir yapılanma dahil olacak. Ama buna yapılanmaya dahil olması için bazı şeylerin önce bitmesi gerekiyor. Yani eskilerin kapatılması gerekiyor. Eski sayfaları kapatıp yeni bir sayfa açacağı süreç olacak koçlar için. Yaz boyunca da koç burçları ailevi konular ve çocuklarıyla ilgili sorumluluklar üstlenecekler. Yazı bu şekilde geçirecekler. Ve sevgili boğalara geldiğimde boğa burçları özellikle eğitim konuları, belki yurt dışı konuları, master, doktora, belki üniversite gibi konularda kendilerini geliştirmek istedikleri konularda inisiyatif alacaklar. Seyahatlere bol bol çıkabilir boğa burçları. Bu sezon özellikle yaz ayları seyahat etmek için en çok boğa burçlarına iyi gelecektir. Hem kafalarını dinlemek hem bakış açılarını değiştirmek. Çünkü tutulma hattındalardı 2 senedir ve Ekim'de de gene tutulma boğa burcunda. Dolayısıyla biraz deşarj olmak, biraz bakış açısını değiştirmek iyi olacaktır. Yaz boyunca da gene şehir içinde de kısa seyahatler, kardeşler, akrabalar, komşular, ailevi konular ön planda boğa burçları için. İkizlere geldiğimiz vakit sevgili ikizler için Oğlak Dolunayı açıkçası başkalarından elde ettikleri kazanımlar üzerinde bir sonuç vaat ediyor. Yani nafaka olabilir. Karşı taraftan aldığınız nafaka ile ilgili bir değişikliğe gitmiş olabilirsiniz. Ortaklıklar, miras konuları, başkalarından elde edilen paralarda bazı sonuçlanmalar, neticeler alacak. İkizler Burcu, ödemeler, borçlar konusunda biraz daha kemerleri sıkacağı da belki biraz finansal problemler de yaşayacağı bir dolunay olacak. Ama bu konularda ders çıkartmasını ve önüne çok daha mantıklı kararlar alarak devam etmesini tavsiye ediyorum. Yaz boyunca özellikle maddi konuları, İşle ilgili alternatifleri, yeni iş teklifleri ön planda olabilir. Aynı zamanda reklam, tanıtım konularına da ağırlık vermeli sevgili ikizler. İkizler de bu arada kemer sıkma dediniz ya hocam, kemer sıkmayı herhalde bütün burçlar yaşayacak bu dönem gibi geliyor. Tüm burçlar yapıyoruz gerçekten öyle. Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler için Oğlak Dolunayı tam karşı tanesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla partneriyle ilişkilerinde bir takım sorunlar yaşayabilir yengeçler. Veya bir konuda kararsızlıklar yaşanıyorsa, bir taraf A, bir taraf Z diyorsa orta noktada bulmayı öğrenmeliyiz. Yani ortada bir şekilde fedakarlık yaparak karar almayı
hedeflemeliyiz. Çünkü yengeçler partnerleriyle ilgili sorunlar yaşıyor olabilirler bu Oğlak Dolunay'ında ve artık bir sadede bir sonuca varmak durumundalar. Artık yumurta kapıya dayanmış. O meselenin çözülmesi gerekiyor. Bu bir taşınmadır. Belki bir çocukla ilgili bir okul problemidir. Belki ikili ilişkilerinde bir zaaftır. Bunlara ortak çözüm bulmaları gereken bir dolunay gerçekleşecek. Yaz ayları boyunca gelen hatlarıyla kendileriyle ilgili olacaklar. Biraz kendi dış görünüşleri, fiziki bakımları, sporları, alışverişleri, kendileriyle ilgili eğitimleri, kendilerine katacakları her türlü kişisel bilgi önem kazanacak. Yaptıkları işte özellikle kendi portföylerini genişletmek, yaptıkları işe alternatifler sunmak önem kazanacak yengeçler için. Yengeçler bu retrolar sürecinde oturup Eylül-Ekim ayında neler yapacaklarını böyle sakin ve dingin kafayla tasarlasınlar bence. Çok faydalı, çok da verimli olacaktır. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar için 3 Temmuz'daki Oğlak Dolunay'ı sağlık gündelik yaşam alanına denk düşüyor. Bu da demek oluyor ki monoton günlük işleri, o böyle bazen yapmak istemediği fazla sorumluluklardan sıkılmasınlar. Bunları bir şekilde düzene koyup, sıraya koyup halletsinler. Çünkü Eylül'den sonra çok daha birikim olabilir ve baş edemeyebilirler. O yüzden bu yaz aylarında özellikle bazı ellerinde olduğu vakit yapmaları gerektiğinin sırasını kaçırmadan, ertelemeden yapsınlar diyeceğim aslanlara. Aslan burcunda olacak Venüs retrosu 22 Temmuz'dan sonra. Dolayısıyla aslanlar ikili ilişkilerinde evet geriye dönük eski aşklar, eski karşılaşmalar veya eski sevdikleriyle barışma gibi durumları olabilir. Yani bu her zaman kötü bir anlam ifade etmiyor. Küstüğünüz, barıştığınız, ayrıldığınız bir partnerinizle tekrar barışmayı, tekrar denemeyi de gündeme getiriyor aslanlar için. Sağlık konuları da gene beslenme düzenleri çok önemli. Eğer çok fazla et yiyorsa biraz daha sebzeye, biraz daha minerale, vitamine dikkat etmek, kalp sağlığını korumak şu sıcak yaz günlerinde aslanlar için önemli olacaktır. Evet, aslanlarda dikkat diyelim. Gelecek, geçmişe dönük sevgililer de tekrar karşınıza çıkabilir. Onu da söyleyelim yani biz. Dolunay Hoca söylüyor, ben söylemiyorum yani. Gökyüzü söylüyor, ben söylemiyorum. Evet hocam. Başaklar ve yükselen başaklar için özellikle 3 Temmuz'daki Oğlak Burcu'ndaki Dolunay yatırım konularıyla ilgili bazı sonuçları önünüze getirecek. Yani yaptığınız yatırımların karşılığını alacaksınız. Bu olumlu da olabilir, olumsuz da olabilir. İşte dolardı, altındı, kriptoydu, borsaydı derken bu gibi spekülatif konularda cesaret gerektiren, risk içeren konularda bir takım atılımlar yaptıysa onların neticesini, sonucunu alacak ve bir karara varacak. Aa, ben demek ki bir daha bu konuda yatırım yapmamalıyım. Veya evet ben bu konuda başarılıyım, bu konuda bu yatırım yapmaya devam etmeliyim gibi bir kafasında gündem oluşacak. Aynen öyle Başak burçları için. Yaz boyunca da çok sosyal Başaklar. Organizasyonları var, gezmeler, tozmalar var. İşle ilgili girişimlerinden güzel para getirileri girecek hanelerine. Ağustos biraz, özellikle 15 Ağustos'tan sonra biraz yorgun bir enerji. Biraz artık hani o yazın koşuşturması belki onları yorabilir. Biraz dinginliğe, biraz inzivaya ihtiyaç duyabilirler diyorum sevgili Başaklar. Evet, Başakları da bu şekilde gezme, tozma, her şey var Başaklar'da bakalım. Hayırlısı. Sevgili terazi ve yükselen teraziler için 3 Temmuz'da 11 derece Oğlak Burcu'nda bir dolunay gerçekleşiyor dedik. Ayın Jüpiter'den aldığı çok güzel bir üçgen açı var ve Güneş'in de Satürn'den aldığı bir üçgen açı var. Üçgen açılar astrolojide olumlu, iyi, destekleyici enerjileri barındırıyor ve teraziler bu anlamda aslında yaptıkları fedakarlıkların, iyi niyetlerinin karşılığını alacakları bir süreç. Ev, aile ortamında barış, huzur yakalayacaklar. Ev, aile ortamında bir takım gerginlikler olduysa sonu güzel ve olumlu bir şekilde bağlanacak. Taşınmaya uygunlar. Ne zaman? Özellikle Venüs retrosundan önce, 22 Temmuz'dan önce taşınma onlar için ideal olacaktır. Veyahut da kafalarında proje yapabilirler.
ev almak, ev satmak gibi ev emlak konularıyla ilgili bir takım yatırımlar olabilir. Hayatlarında uzun süredir birisi varsa onunla artık yuva kurmak teması ön plana gelebilir terazilerin. Teraziler için yaz boyunca özellikle kariyer statü konuları ön planda. Dolayısıyla iş konularında da yükseliş var sevgili teraziler. Evet, terazileri de bitirdik. Bakalım terazilerden sonra. Akrep burçlarına geldik. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler için özellikle Oğlak burcundaki Dolunay 3 Temmuz haftası onları yakın çevre ilişkilerinde etkiliyor. Kardeşlerle biraz pürüzler ve problemler yaşayabilirler. Komşularıyla veya böyle sık görüştükleri arkadaşlıklarda biraz mesafeli durmak, biraz hani çok yakın durursan değerin kaybolurmuş imajı veya çok verici o çok fedakar olursan hani bir anlamın kalmazmış imajı cepteymişsin imajından çıkmalılar aslında. Bazen yeri geldiğinde mesafeyi korumak, yeri geldiğinde her arandığında belki cevap vermemek gerekecek. Akrepler için geçerli bu sadece. Biraz o mesafeyi, o dengeyi korumalarını tavsiye edeceğim. Bu sayede çünkü ya hep ya hiç mantığında ve derin düşünen bir burçtur akrep. Derin temaları olan bir burçtur. Alınabilir, hassas olabilir bu anlamda. O yüzden kendisi de kendi değerini bilmeli ve gerektiğinde mesafe koymayı öğrenmeli diyorum. Yaz boyunca özellikle seyahatler ön planda onlar için de aynı boğa burçları gibi seyahat etmek, biraz farklı kültürler tanımak, farklı insanlarla görüşmek çok daha mantıklı olacaktır sevgili akreplere. Evet, akrepler bitirdik. Şu anda akrepler içinde güzel Yaylar. şeyler var. Yaylara geldik. Evet hocam. Sevgili yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Oğlak burcundaki dolunay maddi hanenizi, iş hanenizi etkiliyor en çok. İşle bazı hatalar olabilir. Bir takım muhasebeyle ilgili veya yanınızda çalışanlarla ilgili memnuniyetsizlikler, maaş konusunda problemler vesaire şirketinizde veya belki sizin direkt kişisel gündeminizde olabilir. Bu gibi konular sizi biraz canınızı sıkabilir, üzebilir. Fakat ayın aldığı Jüpiter'den, kendi yöneticinizden aldığı güçlü açıyla birlikte aslında kendi hayat yolunuzda nasıl ilerlemeniz gerekliliğini çok daha iyi öğreneceksiniz ve ders çıkaracaksınız bu durumlardan. Maddi kaynaklı konular sıkıntı yaratıyorsa yeni bir işe geçmek, yeni bir iş aramak sizin için mantıklı olacaktır. Belki sektör değişikliği bile sizin için çok daha iyi ve verimli olacaktır. Yaz ayları boyunca da zaten eğitimsel konular, kendini geliştirmek önem kazanacak. Din, felsefe, biraz daha hayat bakışını, hayat tarzını, düşünce tarzını, inançlarını sorgulamak isteyecek sevgili yaylar. Ve sevgili oğlaklar, başrolde oğlaklar var zaten. Dolunay Oğlak Burcu'nda gerçekleşiyor 3 Temmuz'da. Dolayısıyla kendileri ön planda, kendi hayatlarının iplerini eline almak, çok fazla insanlardan fikir danışmamak belki veya danışsa bile günün sonunda kendi bildiğini okumak ön plana geçecektir oğlaklar için. Kendi işini kurmak, kendi düzenini kurmak, kendine göre yaşam standartlarını tekrar gözden geçirmek önem kazanacak. Yeni bir yere taşınmak, yeni bir durumda hayata başlamak, yeni bir çevreler, yeni insanlar ona iyi gelecektir. Oğlağın sağlıkla ilgili konularda da kendilerine bakması gereken bir süreç gene Dolunay'la birlikte. Biraz gerginlikler, uykusuzluklar problematik olabilir diyorum. Genel hatlarıyla ise İkili ilişkileri ön planda yaz boyunca. Evlilik, nişan, söz, ikili ilişkiler ön planda olacak ve eşin parasal durumuyla ilgili konularda ön planda olacak. Partnerinin çalışma koşulları da gene değişime uğrayabilir diyorum sevgili oğlaklar için. Sevgili kovalara geldik. Kovalar. Kovalar ve yükselen kovalar için biraz düşük bir enerji var oğlak dolunayıyla. Yorgun bir enerji, belki biraz sağlık, uykusuzluk, hastalıklar, kapalı alanlarla ilgili yerde oluyor. Arkadan iş çevirenler, dedikodu yapanlar, katakulli yapanlar, iş yerinde farkında olmadan ayak kaydırma oyunları özellikle kovalar için düşmanlık alanı çalışıyor çünkü kovaların. Demek ki kıskanılıyorlar, demek ki doğru yoldalar aslında. Demek ki iyi işler beceriyorlar ama bir anlamdan da enerjilerini düşük, motivasyonlarını düşük
buluyorum kovaların bu özellikle Oğlak Dolunay'ı 3 Temmuz haftası. Dinlenmek, çok fazla insanla konuşmamak, kendi kendine kalmak, biraz deşarj olmak, şarj olmak. Nasıl telefonumuzun şarjı bitiyor, şarja takıyoruz. Bazen biz de kendimizi şarj etmeliyiz. Şarj etmek için de işte dua edebiliriz, meditasyon yapabiliriz, kendi inanç sistemimize göre, rahatlama tekniğimize göre, rahatlama adına bir şeyler yapabiliriz. Sevdiğimiz hobilerle ilgilenebiliriz ve gerçekten belki doğanın içinde olmak kişiye iyi geliyorsa, doğayla, denizle, yürüyüşle kendini aktive etmeli ve şarj etmeli diyorum. Yaz ayları boyunca da özellikle günlük koşullar, günlük rutin işleri, kiracılar gibi konular ön planda olacak. Kira kontratı, işte kira artışı, eğer kiracıysa ev sahibiyle bunları konuşabilir veya ev sahibi ise kiracısıyla oturup tekrardan bazı konuları revize etmek durumunda olabilir. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar için Oğlak Dolunay'ı sosyal hanesi, sosyal çevresinde, arkadaşlıklarında gerçekleşecek. Arkadaşlık içerisinde bazı rekabet ve böyle farklı fikirler, farklı sesler yükselebilir. Kendilerini yalnız hissedebilirler arkadaş çevresinde. Toplumda bazen hani aslında hiç öyle bir şey yoktur ama sanki dışlanıyormuşum, ben buraya ait değilmişim hissiyatına varabilirler. Bundan kurtulmak istiyorlarsa aslında belki de biraz yönlerini değiştirmek iyi gelecektir. Hani mutsuzsan, bulunduğun yerde rahat değilsen ağaç değilsin, yerini değiştir diye bir söz var. Aynen öyle, yerini değiştirmek, mevkisini değiştirmek, farklı arkadaşlar, farklı sosyal çevrelerle birlikte olmak balık burcuna çok iyi gelecek bu dolunayda. Yaz boyunca çocukları ön planda, hobileri ön planda olacak. Bekar olan balıklar için de flörtler ön planda olacak. Vay. Gelir bahar ayları vardı da yazın da balıklar için bir şeyler var diyorsunuz yani hocam. Var 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 var, gayet var. Tüm burçlar için hayırlı, hayırlara vesile bir dolunay olsun. Desteklendiğimiz bir dolunay. Dediğim gibi çok fazla streslerin gökyüzünde olmadığı bir dolunay. Kararlı olmak, gerektiği yerde mesafeyi korumak önem kazanacaktır sadece. Çünkü Oğlak Burcu kendi motivasyonları itibariyle mesafelidir. Duygularını çok açık açık yaşamaz. Kendi içinde yaşar. Dışarıya karşı daha böyle bir duvar örmesi gereken yerde sınırlarını belirler. Sınırlarımızı belirlememiz gereken bir Oğlak Dolunayı var. Vallahi süpersin hocam. Sınırlarımızı belirleyeceğiz artık. Bizim elimizden gelen neyse onu yapacağız. Artık gerisini de hayatın olağan akışına bırakacağız diyelim biz de. Aynen öyle. Çok teşekkür ediyorum Sercan. Kendine çok iyi Teşekkür bak. ederim. Ben teşekkür ederim. En kısa zamanda zaten stüdyoda bekliyorum. Güzel, keyifli bir yayın oldu. Dolunay Karaca bizlerle birlikteydi. Astrolog, yazar. Çok önemli konulara değindik yine. Bir başka programda görüşmek üzere. Çıkışa abone olmayı unutmayın. Şimdilik hoşça kalın.